Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir basketbol ayakkabısı incelemesine daha hoş geldiniz. Bu videoyu bayağıdır beklediğinizi biliyorum. Ben de çekmeye çalışıyordum ama bir türlü kamera karşısına oturup şu inceleme videosunu çekemedim. Görüntüleri bir sefer erkenden çektik. Konuşmasını yapamadık. Ve hemen ayakkabımıza bakalım istiyorum. Jordan Why Not Zero 0.5 ayakkabısını inceleyeceğiz bugün. Introdan da gördüğünüz gibi umarım da introları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Hani zaman harcıyorum, çekimler zor oluyor. Bayağı emek veriyoruz. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız da sevinirim. Bana motivasyon kaynağı oluyorsunuz. Kutusu bir önceki Why Not'larla, hatta bu bütçeli One Take versiyonlarıyla aynı. Neden bunu hiç değiştirmiyorlar bilmiyorum ama sürekli aynı kutuyu önümüze çıkartıyorlar. Ben böyle pek sevmiyorum. Farklılıklar güzel oluyor. Özellikle Kyrie kutularındaki farklılıklar bayağı güzel. İçinden bir tanesini çıkartalım ve incelememize geçelim. Evet, ayakkabımız bang bang diyorum. Çılgın farklı bir tasarım. Kesinlikle çok renkli, çok göze batan. Ki Westbrook'un birçok ayakkabısı böyle. Hemen şöyle gördüğünüz gibi 4 buyken 5 de bu. Bakıldığı zaman aslında sanki tasarımsal olarak evet bu Westbrook'un ayakkabısı diyebilirsiniz. Hatta ben o kadar oldum ki arkadaşlar ilk 5 çıktığında acaba 4'ün farklı bir versiyonu, PE versiyonu oluyor biliyorsunuz, Player Edition versiyonları. Acaba öyle bir şey mi falan diye düşündüm çünkü buna benzer renkleriyle ilk başta çıkmıştı, biraz daha böyle bej renkleriyle. Ayırt etmek zor oluyor, özellikle 3'ten sonra ben galiba biraz kaçırdım. Nedir ne değildir takip edemiyorum bazen ben bile. Evet, biraz daha az ses getiren ayakkabılarından oldu diyebiliriz Westbrook'un. Fakat bence çok güzel, çok temiz. Gerçekten bazı noktalarda çok iyi olan bir ayakkabı. Onlar nedir ne değildir hepsine geleceğiz ama öncesinde bir dizayna tekrar bir dönelim bakalım. Ayakkabımız bence bayağı şık. Özellikle şu alt tavanındaki çıkıntılarla ve zigzaklarla ben Westbrook'un ayakkabısıyım diye bağırıyor resmen. Arkasındaki arkadaşlar şu şerit benim çok hoşuma gitti. Logosu, Westbrook logosu, Jordan logosuyla. Arka kısım çok çok güzel. Ön kısım idare eder, bağcıklar idare eder diyorsunuz ama genel manada hoş, şekilli, şemalli, güzel bir ayakkabı. Yeni renkleri de geliyor. Eski güzel bir rengi var. Tabi numarasını bulabilirsiniz, alabilirsiniz ama bundan sonra piyasada görebileceğiniz iyi bir basketbol ayakkabısı. Hemen ağırlığına geçelim. Arkadaşlar 398 gram. Evet, gerçekten çok çok hafif hissettiriyor. Ve 400 gramın altında 45 numara alıyorum ben. Ona rağmen kalıyor olması ciddi manada hafif bir ayakkabı ki ben zaten onu diyecektim. Çok hafif, çok havadar ve böyle uçacakmış gibi hissettiren, yani birçok basketbol ayakkabısında bu özelliği bulamıyorsunuz. Genel itibariyle ağır büyük olurken bu çok hafif ve ayağınızda yokmuş gibi hissettiriyor ki bu oldukça güzel. Kimileriniz mesela bunu çok arıyor olabilir. Özellikle yaz geliyor. Yazın ayağım pişecek diye korkanlar için iyi bir tercih olacak. Westbrook bu sene Lakers'ta hiç isteneni bekleneni veremedi ve Westbrook dendi. Ben çok severim açıkçası arkadaşlar. MVP olduğu sezon, Oklahoma City'de olduğu zamanlar harikaydı. Ondan sonra Washington zamanını bile beğenirim. Yani Westbrook'un tarzı, atletizmi beni hep mesletmiştir eskiden beri. Ayakkabılarını da çok severim. Özellikle 3 ile birlikte tepeye ulaşmıştı. 1 güzeldi, 2 çok güzeldi, 3 güzeldi. 4 ile biraz böyle platoya girdi. Ve 5 de yine aslında 4'e benzeyen bir ayakkabı oldu. Ama inanın sezonundan daha güzel bir ayakkabı. Sezonu kadar kötü değil. Bakalım seneye de nerede göreceğiz. Lakers'la anlaşamayacaklar herhalde. Takaslanacak diye düşünüyorum. Ayakkabımızı arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi tabanıyla başlayalım. İlginç ve farklı. Biraz daha ahtapotun yüzeyi gibi. Sanki böyle ahtapotun kollarında olan bu yuvarlak yuvarlak yapışacak bu suction kısımları gibi, emici kısımlar gibi. Fakat sahada öyle emici, yapışan bir şey oluşmuyor. Ben biraz daha hani dedim ki güzel yapışır belki ve güzel bir sağ tutuşu yakalayabilirim. Ama arkadaşlar belki de ayakkabının en büyük eksik noktalarından bir tanesi oldu. Yani ara ara sildiğim zaman yine iyi yaptı ama böyle çok güvenilir, çok harika ve iyi bir taban tutuşu yakalayamıyorsunuz. Belki farklı renklerinde, işte translucent içini gösteren tabanlarda daha iyi olabilir. Ama bunda ben istediğim o şeyi yakalayamadım ve hızlıca tozlandı. Tabi oynadığınız sahanın da dediğim gibi çok çok büyük etkisi var. Ama ben daha iyi olacağını düşünmüştüm. Fena değil, çok rezil değil ama bekleneni vermiyor. Yani ortalamanın bir tık altı diyebilirim. Onun üzerinden vereceğim puan arkadaşlar 7.5 olacak. Biraz düşük. Yani hatta belki daha bir düşük verebilirdim ama elimi sildikten sonra fena da bir iş yapmadı. Ama kesinlikle piyasadaki çok çok iyi ayakkabıları kıyasla bayağı aşağıda kalıyor. Dışarıda oynamanızı da kesinlikle tavsiye etmem. Çok hızlı eriteceksinizdir bunu. Yani birçok pahalı ayakkabı zaten durum böyle. Fiyat demişken de 2.500-2.600 arasında fiyatı var. Ben bu ayakkabıyı arkadaşlar TopKicks.tr adresiyle söyledim. Biliyorsunuz birkaç defa da kutu açımını yaptım. İşte LeBron 19'u oradan aldım. Aynı şekilde Air Jordan 11 retro modelini aldım.
kendileri resell sayfası ama nike.com'da da %20 indirim yapıyorlar. O sayfayla iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmında da link bırakacağım. Teşekkür ediyorum bu ayakkabıyı bana yolladıkları için. Bu şekilde sizler de iletişime geçebilirsiniz. Yine bundan sonra da ben ara ara zaten sipariş ediyor olacağım. Şu anda hedefte PG6 var. Onu da söylemiş olayım buradan. Onu almayı düşünüyorum yani. Hem fiyat uygun hem de üstüne de indirim gelince tadından yenmiyor. Ama normalde fiyatı 2,500-2,600. Yeni gelecek renkleri de muhtemelen daha pahalı olacaktır. Yapacak bir şey yok. Günümüz ekonomisi gerçekten biz basketbol severleri zor duruma sokuyor. Bu da tavan tuşu olarak bunları söyleyebiliriz. Bahsetmemiz gereken ise şu görmüş olduğunuz orta taban desteği. Bu ayakkabıya bir form, bir sağlamlık ve kuvvet veriyor. Ayakkabıyı bir arada tutuyor diye düşünebilirsiniz. Şık yapmışlar. Normalde diğer Jordan 36'larda, 34, 35'lerde de aynı şekilde daha görünür. Daha ön plana çıkartılıyor. Yine Jordan modeli olan Why Not'ta da aynı şekilde ön plana çıkartılmış. Burada logosunu koymuşlar gördüğünüz gibi. Westbrook Why Not 0.5 gibi bir damgalama da şuraya yapılmış gördüğünüz gibi. Yani güzel olmuş, keyifli olmuş. Alttan tutuyor. Kim ayakkabı da bu ayağınıza çok yakın koyuluyor. Farklı farklı etkiler yapabiliyor. Ayakkabılarda bulunması gereken bir özellik bu. Hemen yukarıya yastıklamasına geçelim. Faylon köpüğü kullanılmış tüm tabanda. Ve önde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi Air Zoom ünitesi var. Oldukça güzel. Westbrook'un neredeyse bütün modellerinde bu kullanım mevcut. Oldukça iyi hissediliyor. Kalın, güzel bir zıpzıplık veriyor. Faylon köpüğü de yine yumuşak sayılır. Gerçi elle bastığınız zaman çok böyle yumuşak gibi gelmese de ayakta hoplayıp zıplarken iyi hissettirecek sizleri bu yastıklama. Hani fena değil, mükemmel diyemeyeceğim. Ama ortalama bir iş yapıyor. Ki birçoğumuz için belki de bu yeterli. Ön tabandaki zoom ünitesi hissini seviyorum ama artık yakın zamanda ayakkabılardaki yastıklamalar o kadar üst düzeye çıkmaya başladı ki işte zoom strobullar, önde zoom, arkada o bilmem ne falan böyle 4-5 tane bir araya koydukları için bunlar biraz daha bize sadece bu mu var gibi bir izlenim oluşturuyor olabilir. Fena değil, rahat dediğim gibi güzel hissettiriyor. Eğer daha önce Westbrook kullandıysanız onlar gibi iyi bir yastıklama. 10 üzerinden 8.1 vereceğim arkadaşlar. Ortalama diyebiliriz yani. Kyrie gibi guard ayakkabılarından fazla, işte Jordan 36 gibi, LeBron gibi büyük adam ayakkabılarından daha az bir yastıklama. Genelde hangi kaç numaraya uygun derseniz bence 1 numaradan 5 numaraya yine uygun bir model olacak. Hem yastıklama olarak hem diğer özellikler olarak. Fakat burada tabii ki dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. Siz nasıl bir oyuncusunuz, siz nasıl bir oyun ortaya koyuyorsunuz? Bu önemli oluyor arkadaşlar. Bu ayakkabıyı çok fazla yön değiştiren, çok fazla işte Kyrie gibi crossover atan ve yana doğru çok fazla hamle yapan arkadaşlarım için tavsiye etmeyeceğim. Biraz daha düz oynamayı seven, düz potaya doğru gitmeyi seven, bir nevi Westbrook gibi oynamayı seven arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Neden? Çünkü üst kısmı yüzünden. Hemen üst kısmına geçelim. Üst kısmında çok farklı farklı bir sürü kullanım var. İyi mi kötü mü? Kimi zaman iyi, kimi zaman kötü oluyor. Askılı bir tasarım yok. Ön parmaklarınızı koruyucu, üst üste dikilmiş plastikler varken biraz daha yukarı çıktığımızda görüyorsunuz içi delikli delikli, boşluklu boşluklu değişik bir yapı var. İşte A içinde ise yumuşacık bir pedleme. Söz konusu bu pedleme tüm ayağınızı bir çorap gibi sarıyor arkadaşlar. Hemen onun üstünde görmüş olduğunuz bu işte şeffaf geçirgen yapı. İç tarafınızda inanılmaz bir havalandırma deliği ki gerçekten hava soğuksa buradan soğuk hava alıyorsunuz. Ya baya baya iyi bir şekilde havalandırma var. Aynı şekilde üst kısımda baya hava geçiriyor. Arkaya doğru gittiğinizde daha kuvvetli bir yapı ayağınızı sarıyor. Askı yapısına benzer kullanımlar mevcut. Görmüş olduğunuz gibi farklı farklı yerlerde kullanılan bağcık delikleri. Üst kısmı görünürde böyle çok janjanlı olsa da ben pek beğenmedim. Neden arkadaşlar? Öncelikle ayakkabının size'ından bahsetmek lazım. Yani kaç numara giymelisiniz? Büyüklüğü, kalıbı nasıl? Biraz uzun bir ayakkabı. Hani 45 giyiyorum genelde. Westbrook'larda bu hep sıkıntılı oluyor. Yani 44.5 giyiyordum, 45 almaya başladım. Ama işte Why Not 0.2'de mesela büyük oldu 45. 3'te tam oldu. 4'te dar oldu. Bunda büyük oldu. Hep böyle bir yani sıkıntılı, denemeden almanın kötü olduğu ayakkabılardan bir tanesi. Mağazada deneme imkanınız varsa en güzel olur. Veya kendinizi benimle kıyaslayarak alabilirsiniz. Hep 45 numara alırken bunu da aldım. Biraz uzun oldu arkadaşlar. Bu ayakkabıda bir rahatsızlık oluşturdu bende. 44.5 alsaydım da dar olurdu. Biraz daha kalın çoraplarla 45 giymeyi tercih ettim. Siz de o şekilde düşünebilirsiniz. Hem bundan kaynaklı hem de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bağcık delikleri var ya arkadaşlar. Dış tarafta yani gördüğünüz gibi ayakkabının içine dikilmemiş veya işte içeriye ağlarla tutturulmamış. Gördüğünüz gibi dış taraflarda durduğu için ayakkabıyı ne kadar sıkarsanız sıkın o tam bir kitlenme hissini yakalayamıyorsunuz. Bu çok büyük bir dezavantaj. Yani buralardan sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum gördüğünüz gibi ayakkabıyı dıştan büzüştürüyor. Benim ayağımı alttan içten büzüştürmeli. Hele ki biraz da büyük geldiği zaman bu iyice sıkıntı yaratıyor. Bir diğer nokta da bu üst taraf çok içeride rahat,
ve üst tarafta işte dediğim gibi geçirken sizi çok tutuyormuş gibi hissettirmiyor. Böylelikle biraz daha yana yapacağınız hamlelerde veya çok seri yapacağınız hamlelerde ayağınız güvenlikli değilmiş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. En azından ben öyle oldum. Aslında baktığımız zaman ufak tefek de olsa yan taraflardan koruma veya işte şu görmüş olduğunuz korumalar mevcut. Yani ayağınız çıkıp fırlayıp gitmeyecek. Fakat dediğim gibi böyle bir güvensizmiş gibi hissedebiliyorsunuz. Bu hisse alışmanız için biraz daha oynamanız gerekiyor. Ama ben üst kısmı kapanma noktasında, destek noktasında eksik bulduğumu söylemem lazım. Daha iyi yapılabilirdi. Belki bu orta tarafa bir askı yapısı yapılabilirdi. Veya bağcık deliklerini biraz daha altlardan bir flywire dediğimiz yani kablolarla ayakkabının tabanına alt tarafına bağlayabilirlerdi. Böylelikle biraz daha güvenli hissedebilirdik. Bu bağcık delikleri sınıfta kaldı. Hani çekiyorsunuz çekiyorsunuz hem kendi gevşiyormuş gibi hem çok havadar. Zaten o kadar hani bir şey yokmuş gibi kendiniz buraya girdiğinde böyle bir güvensizlik hissi oluşturuyor. Ama havadarlık noktasında yazın oynamak istiyorum. Ara ara böyle oynayacağım edeceğim. İşte genelde de düz potaya gidiyorum dediğiniz zaman gerçekten güzel olabilir. Buna dikkat etmenizi öneririm. Destek noktasında arkadaşlar vereceğim puan 10 üzerinden 7.9 olacak. 8'in altında, ortalamanın bence bir tık altı. Arka tarafa doğru geçtiğim zaman zaten asıl kitlenme ve asıl iyi his burada. Materyallerin kalitesi de yine burada oldukça güzel oluyor. Dilden de hemen bahsedelim. Dil de bu güvensizliğe etki ediyor. Çok değişik, tuhaf bir dil yapısı var gördüğünüz gibi. Sanki buradan kesmişler koltuk süngeri gibi bir süngerin gözüküyor olması bence hoş değil. Ama bu süngerden tüm ayakkabı içerisinde var arkadaşlar. Şöyle biraz daha içini göstereyim. Hatta bağcıklarımızı da açalım. Materyaller genel itibariyle yani efsanevi durmuyor. Ben taban yapısını yani şu taban yapısını çok beğendim. Zigzaklarını, arka kısmı. Ön taraf ise idare eder şekilde. Materyallerine vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8 olacak. Hani ortalama bir ayakkabı gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha şöyle içini açtığım zaman bakın bir çorap yapısını zaten görüyor olacaksınız. Tüm içeride de yine bu pedleme, bu sünger kullanımı mevcut. Zaten genel itibariyle bunlara ayakkabının kargo açımlarına bakıyoruz. Kargo açım videolarını da kaçırmayın. Onun için de tabii abone olup zil işaretine basmayı unutmayın. Aslında ayakkabılarını rahat seven, hafif seven, havadar seven bütün basketbol oyuncularına yönelik. Güzel bir topuk koruması var. Ayağınız en azından topuktan iyi hissedecek ama önde biraz boş. Ayağı böyle uzun olan, biraz Kevin Durant tarzı olan arkadaşlarım için güzel bir tercih olabilir. Güzel şekilli, şemalli bir görüntüsü. Yine ortalama diyebileceğimiz, ortalamanın altında kalan bir taban tutuşuyla bu şekilde bir ayakkabı arkadaşlar. Vinyl Zero 0.5. 4'e göre çok üstüne koyan bir yönü yok. Hani hava darlığı belki o olabilir. Yaz için uygunluğu olabilir. Onun dışında ise çok 4'e oranla gelişim gösterememiş bir ayakkabı. Tabii ki piyasada bulunan güzel ayakkabılardan bir tanesi. Topuk kısmındaki bu petlemeyle, yastıklamayla ve arkadan görünüşüyle benden yine geçen not aldı ve koleksiyonumda tutmayı isteyeceğim. Belki ara ara fitness'ta, spor salonunda veya basket oynarken giyebileceğim bir ayakkabı oldu. Bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Her şeyinden bahsetmeye çalıştık. Eğer merak ettiğiniz ve bahsetmediğimi düşündüğünüz şeyler varsa aşağıda yorum olarak yazarsanız ben onlara cevap vermeye çalışırım. Bir sonraki güzel videolarda, incelemelerde görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dersi bugünlük out.